Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz büyüyor. Aramıza katılan yeni izleyiciler var. Bu arada bu hafta Ne Oluyor Ya kanalına da ben katıldım. Misafir oldum. Kanalın adı Ne Oluyor Ya ama evet. Ne Oluyor Ya dedin. Gereksiz uzattın. Peki. Ve oradan bir sürü katılımcımız var artık. Onlara da kanalımız hakkında hızlıca bir bilgi vermek isterim. Arkadaşlar biz iki kişiyiz. İşte bu arkadan sürekli olarak bana musallat olan bir dış sesimiz var. Üç harfli. Musallat olan. Ve hiç kimsenin görmediği, yani neyse işte. Bu bölümümüzde de biz şu arabayı bir samanlıkta bulduk. Bunu değil, bunun gerçeğinden bahsediyorum. Ve bugüne kadar da bir yerlere getirdik. Bu arada yine bir müjde vermek isterim. Yeniden haftada iki videoya çıkıyoruz. Ve şöyle yapacağız. Hafta içi çarşamba günleri birazcık daha genel izleyiciye hitap eden videolar olacak. Ama benim bir kemik kadrom var ki teknik içerikli bu videoları asla pas geçmeyi düşünmüyoruz. Bu projelerimiz aynı şekilde devam edecek. Ama çarşamba günleri de keyifli videolarımız olmaya devam edecek. Evet, çarşambaları eğlenelim ya. Zaten biz aileyiz teknik ekiple artık yıllardan beri ama çarşambada onlar da eğlensin ya. Hep beraber eğlenelim. Arkadaşlar bu bölüm bütün bölümler arasında herhalde en çılgın modifikasyonların olduğu bölümlerden bir tanesi. Artık zirveye oynuyoruz. Ben de buralara gelmeyi beklemiyordum ama fazla gaza geldim. Olacaksa tam olsun dedim. Artık dibine oynuyorum öyle söyleyeyim. Baskı balatamız yenilendi. Ankara'da yaptık o işi. İşin ehli bir yerde yaptık. Benim çok uzun zamandır çalıştığım bir yerde. Çok uzundan kastım 15-16 sene öncesinde Clio'ya yaptırdığım zamandan bu yana diyeyim. Sevgili Doğukan Manço'nun AS86'nın baskı, balata ve volantı bize ulaştı. Baskısına yapılacak işlemleri ben size kısaca anlatayım. Tansiyonla ölçüp tansiyon biraz zayıflamış. Bunda yan çelikleri yenileyeceğiz ve aynayı sökerek basma noktalarını değiştireceğiz. Bu baskının tansiyonunun artması neden olacak. Zaten cadde tipi olacak. Cadde de kullanılacak. Kullanacağımız malzeme Stage 1. Bu çok dünyada bir firmanın malıdır. Volantıyla ilgili de yapılacak işlemler, volant temizliği ve volant balansını yapacağız. Debriyajı alıştıracağız ve kendisine teslim edeceğiz. Hey yo Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you a soft. All you know is capping homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody. Karter kısmına gelince de çok basit bir ilkokul deneyiyle karterdeki litre hesabını yap. Biliyorsun kendi karterimizi yaptık. Hani o geçen sefer sana makarna tenceresi diye anlattığın hikaye vardı ya. Evet. Arabada 4.6 litre yağ haznesi varken bizim yaptığımız karterde bu 3.6'ya kadar düştü. Maalesef ki bu karteri bu şekilde kullanamam. O yüzden videonun ilerleyen aşamalarında göreceksiniz. O karteri genişletme yaptık. Devam ettik. Arkadaşlar selam. Ya bak vallahi gönül koyuyorum. Birçoğunuza gönül koyuyorum. Abi şuradan yürüdüm. Tesisatı aldım. Arabanın üzerine attım. Ve araba çalıştı mı? Yani benim bu kadar uzun zamandır seyircim bunu yedi mi yani şimdi? Bak harbi gönül koyarım. Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Demişsiniz ki üf motor sesine bak. Bak bu arabadan dizel H100 motoru sesi çıktı diyenler var. Bu araba böyle bir ses çıkarsa kendimi de keserim. Bu arabayı da yakarım abiciğim. Bu arabada öyle bir ses çıkarsa ben bu arabayı yakarım. Demiyorum daha başka bir şey yani bu kadar. En son bölümde biliyorsunuz motora marş basmıştım. Marş basmıştım. Bir şey diyeyim mi? Demiyorum. Demiyorum ya. Mars ve mor vampir gibi Mars başmak lazım. Aa, yeni mor vampir uydurdum. Mor vampir, mama vampir diyemiyorsun ya. Mars baş mar, marş basmak marş teşekkür basmak. Teşekkür ederim. İki bölüm evvel tesisatta dediniz ki SS Works gelsin, SS Works yapsın. Yani niye benim yaptığım tesisattan memnun kalmıyorsunuz bilmiyorum ama SS Works dediniz. Ben de size SS Works'ü getirdim. Alın size SS Works. İki gün challenge için buna tesisat çekmeye var mısın dedim. O da varım dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu arada sağ olsun neyle, neyle uğraşacağının henüz daha farkında değilsin diye düşünüyorum. Aynen. Şu an değiliz. Çünkü yani 3SG'ye bağlantı yapacağını biliyor ama yapacağım değişiklikleri o da şimdi öğrenecek. Bugün abi bir sürü parça getirdim. Onlardan bahsedecektim ama senin beklemediğin şöyle bir değişikliğe gireceğiz. Evet abi. Borazan. Borazan. Yani şu andaki ne olduğunu bilen biliyor, bilmeyen de anlayacak. Bir de boyu kısaysa daha iyi anlarlar. Borazanın mı? Aynen. Evet. AFR olmazsa olmazımız çünkü standalone'a geçiyoruz. Yani harici beyine, kendi ayarlayacağımız beyine geçeceğiz.
Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu benim daha önce Clio'ya hazırladığım bir emme manifold sistemi. Aslında manifold değil, ITB. Yani Individual Throttle Body diye geçiyor arkadaşlar. Her pistona bir kelebek performans için. Hatta şöyle göstereyim. Bak, her pistonu aynı anda açıyor. Şimdi dedim ki Clio'da yer olmadığı için ben bunu söktüm. Yani Clio'da aslında bunu kullanamayacağım. Tamamen kendi imalatım. Bu motosiklet ITB'si. Bu da Clio'nun kendi emme manifoldunun parçasıydı. Vazgeçtim. Dedim neden bunu olmasın? Bunu patlatacağım abi bunun üzerine. Tamam abi. Onun dışında bu arabanın olmazsa olmaz, çok forumda okudum, 3.5 bar altında benzinle çalışmıyor dedi. Yani 3.6, 3.5'i görmezsen şey içerisinde, tabii abi, kütük içerisinde verimi unut diyor. Bu araba için birazcık daha yüksek basınçlı bir şey aldım, benzin pompası. Kan, can, can. Mecbur. ITB'nin ama ilk tepkimiz açtığımızda ilk anda bize yakıtı desteklemesi lazım. Hani tapagazda beni bizi destekler ya, şu ilk anda şu yürürken rıt 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 yaptığımızda gibi yani hani oynuyor burada. Beynimiz de bu. Aynen. O zaman bir açalım kaputu seninle. Bir de buna lazım olmayacak abi. Niye lazım olacak? Çünkü sensör direkt beyne giriyorsun. Okey, daha işime gelir. Aynen abi, direkt olur. Beyne giriyorsun. Bir tane 4-2 sensör alacağız ya da narrowband ama 4-2 almak 4-2. Daha mantıklı. Al. Tamam. Dur abi. Pop the hood. Hey, pop the hood. Tabii pop the hood değil mi? Sen tabii bu aşamalarımızı görmedin. Videolardan görmüştüm. Evet. Daha önce gördün mü bu makineden? Yurt dışında gördüm hep abi ama hani Türkiye'de ilk kez böyle bir şey gördük. Zaten Black Tab'ın yani 20 Valve'in abisi diyelim yani. Abisi evet. Kardeş işte yeni geleni. Evet aynen. Adamlar aynen. Yapmışlar. Şimdi bunun normalde sistem bak buraya kadar geliyor. Ben o kuyu arkaya aldım, beyin kutusunu da buraya yapmayı planlamıştım. Tamam. Biliyorsun 3SG'lerde falan beyin kutusu burada. Evet evet, Altezza'larda. Şimdi seni bir dinlemek istiyorum. Ben bu tesisatta bir sıkıntı görmedim. Açtık, baktık, eksiklerini tamamladık, buraya kadar mevzuyu getirdik. Hiçbir yerde bir kaçak maçak, yırtıkların hepsini de tamir ettik bu arada. Aha. Ama iş burada sende düşüyor, bu senin uzmanlık alanın. Biz bunu standalone'a nasıl bağlayalım? Plug and play harness bulamadım. Plug and play harness dediğimiz, buraya bir soket takıyorsun, öteki ucuna da beyni takıyorsun, konu kapanıyor. Harici beyni yani, yeni ayarlanabilir beyni. Şimdi söz sende, ne yapalım? Abi şöyle yaparız, bunları zaten bir daha kullanmayacağız, bunların hiçbirini. Evet. Bunlardan direkt pinlerini çıkarıp direkt bizim kendi klasiğe bağlarız. Ondan sonra ilk maaşını görürüz aracın. Ya Tesla görse ağlardı ya, 2 gün süren tesisat mı olur elektrik tesisatı ben ya? Bir şey söyleyeyim bir ya. Şey çıkacak bunun ama başımıza bela ağlar, gelecek. Güzel şeyler düşün çünkü motor tesisatı yapmak çok uzun bir süre. En basitinden şöyle söyleyeyim, aracınızda motor tesisatı ile ilgili bir sıkıntı olsun. Yetkili servise bırakın bak, bir haftadan başlar, belki bir aya kadar sürer. Ya tabii kalkıp tesisatı komple alıp değiştirmedikleri sürece. Yani o da bu arada canım benim. Biz niye bu kadar zirveye oynuyoruz Allah aşkına ya? 2 günde tesisat mı olur ya? Olur. 2 gün değil bu arada. 4 ila 5 gün içerisinde motoru marş basmak üzere kendimiz arıyoruz. Bu arada basıp basmadığımızı bilmiyorum. Biraz sonra deneyeceğiz. Harbiden biraz sonra deneyeceğiz. Gerçekten mi ya? Ya biz bu çekimi yapıyoruz ya. Ben buradan gideceğim marş basmaya. Şaka değil, ciddiyim. Biz bu videoyu yayınlanmadan yani dün bir gün öncesinde çekiyoruz. Serhat'ta ikinci günümüz. Eksikleri toparladık. Beyin kutumuz geldi. Şimdi nasıl konumlandıralım diye düşünüyorduk. Aslında içeri alsak çok daha iyi olurdu işin doğrusu. Fakat hazır tesisatı kullanacağız. Bunu kesip biçmek yerine onun aklına girmeye çalışıyordum. Ki galiba girdim de. Aynen abi. Aynen girdim. Kutuyu nasıl koyacağımıza da karar verdik. Tam da verme aşamasındaydık. Şimdi şöyle yapacağız. Normalde burada aküsü varken aracın aküsünü arkaya taşıdık. Burası böyle bir boş görünmemesi için buraya kutumuz gelecek. Aynı orijinaldeki gibi ama biz ilk önce böyle bir düşündük. Sonra Doğukhan dedi ki bu böyle biraz... Allah'a emanet durdu biraz. Sırıta, ya tabii bunu keseceğiz dedik. Sonra çıkardık. Bunu bu şekilde koyduk. Böyle bunu kesip de mesela böyle böyle belki yarım olabilir. Sonra dedik ki dikine koyalım. Bence en iyi bu. Şöyle abi. Çünkü fara erişimim de var. Buradan öyle bir güzelliği var. Yani böyle olur. Böyle koyunca da bence biraz şey durdu. Yani sonradan konulduğu çok belli olmuş gibi durdu değil mi? Yok. Yani böyle de olabilir. Böyle de olur. Tesisat buradan da gelebilir. Tesisat yetişiyor mu ki? Yetişir yetişir. Uzatırız zaten şuradan. Şöyle güzel güzel böyle de olabilir abi bak. Buradan direkt girerdi. Beni tek rahatsız eder. Tesisatın şöyle ortada gözüküyor olması. Yani çok gizleyemeyeceğiz tesisatımızı. Şimdi normalde bu borazanları sipariş ettim. Bunlar 4AG 1.6-20 Volt motoru tam oluyor. Bu da bizim motosiklet ITB'miz. Bu da 3SG'nin. 3SG'ye bağlantı aparatını yaptık. Kaynağa gidecek bu. Fakat videolarda baktım. Bu 4AG'nin şu kısmını komple iptal ediyorlar. Sadece kelebeklerini kullanıyorlar. Bu da şu demek oluyor. Şu 4 tane kelebek uğruna ben bütün bu sistemi heba ediyorum. Zaten var. Yani bunu kullanmayalım diyorduk. Motosikletinkini değil de. Dünya genelinde yapılanı yapalım diyorduk. Ama dünya genelinde yapılanı yaparsak bizim evdeki 4AG motorumuz zaten artık kullanılmaz hale gelecek. O yüzden yeniden buna geri döndük. Bunun için de biraz ekstra parçalar üreteceğiz.
Şimdi sen dün şey deyince bunu taktıktan sonra araba çok ciddi yakmaya başlayacak evet abi diye. Ben de sana şunu sormuştum. Toyota o zaman o kadar aşırı yakan bir aracı niye üretsin? Çünkü orijinalinde 4 ITV var. Sen de bunun iyi bir vakum sistemi evet çalıştığını söyledin. Fakat o 4 AG için geçerli. Tabii ki de. O yüzden ben yine buna gideyim. Yine bunu yapalım. Hiç olmazsa 4 AG motor kullanılır olsun. O da bir sonraki proje için can olsun. Yani. Sen çok ne olduğunu biliyorsun zaten aynen bir sonraki projenin. Onunkiler kırmızı paylaşmıştık. Ben bunu aparatlarını kestiriyorum. Biz buradan devam ediyoruz. Tabii. Ölçtüm bugün. Piston başına 44 milimlik kelebek koyuyoruz. Tabii. Bu ITB bizi her şekilde kurtarıyor. Yani yetecek. Biz diyor mu zaten enjektörümüz var. Enjektörümüz de kendisini kullanınca bu arada bununla ilgili bilen bir kişi araştırıyorum. Sordum. Tamam abi. Benim bir lafım var abi ya. Deneyip göreceğiz yani. Deneyip göreceğiz yani. Tabii manifoldumuz bu arada dokundu şaseye. Yani şase derken direksiyon mafsalı da geçiyor. Direksiyon mafsalına değiyor. Evet. Bunu buradan uçurursak ne güzel bir kıvrımla. Zaten bak 4'ten 2'ye düşmüşüz. 2'den de 1'e düşeceğiz. Üf, tadından yenmez. Şimdi kutumuzu kestik. Ki burada kesilmişi var. Tabii. kutumuz bu şekilde duruyordu yaklaşık. Yani kapıda dokunmuyor ama kesin de sallanınca yani arabanın bir şeyleri ufak o çukura girince dokunurdu. Biz kestik derken fazlalıklarını aldık hani malzemenin. Aldık derken buraya kadar böyle düşürdük. Kapağımızı da kapatınca çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. ITB Individual Throttle Body. Bunun kısaltılmışı. Yani her piston başına bir kelebek demek. Senin anladığın kelebek değil. Uçan kelebek değil. Sen espri yapacaksın şimdi biliyorum. Gaz kelebeğinden bahsediyoruz. Yapma öyle hareketler. Yapmayacaktım ya. Susacaktım ya. Bu ITB'yi ben tasarladım. At şeyine kelebek gibi bir şey. Yuh! Bunu söyleyeyim. Bunu koyamayacağım biliyorsun değil mi yani? Abartıyorsun bazen. Tomofobi aşağıda linkini yazdı. Bunu terbiyesizliği. Benimle alakası yok. Ben mümkün olduğunca mütevazi ve efendi bir insanım. Yani öyle diyorlar. ITB'yi anlatacaktım. Bu ITB benim tasarımım. Bir motosikletin gaz kelebeklerinden. Uyarlama yapıyorum. Tabii ki bunu tek başıma yapamam. Kaynak kısmında İbrahim'le, Erbaşar Kaynak'la devam ettim. Alkar Lazer'de kesimlerini yaptım. Ben istedim. Tasarımı belirttim. Onlar kestiler. En son tesviye kısmında da üst inişe gittim. Ek haznemiz yapıldı. Bakacağız bunun kaç litreye tekamül ettiğini. Biz ilk hesabıma göre benim 750 kazanmak vardı ama bakarız. Ben sana başka bir iş getirdim. Tamam. Bir kere eline sağlık. Bunu ben ilgileneceğim ayrıca. Bu da tamam. Öbürküne bakalım. En ufak bir fikrin var mı ne olduğuna dair? Yeni maliyeli arabalara. Yok, hiçbir fikrim. Bahsetmedin değil mi? Yok. Bahsetmiş de olabilirim diyor. Parça parça getireyim o zaman. Harbi hiç fikrin yok değil mi? Hiç fikrin yok değil mi? Yok. İyi o zaman. Önce şunu vereyim o zaman. Bir. Ne geldi aklına? Headers. Bilemedin. İki. Bir şey canlandı mı? Devam et. Bir şey canlandı mı? Evet. Emme manifoldu değil. Değil. Tamam o zaman anlaştık. Gaz kelebeği. ITB. Şimdi biraz dersimi çalıştım. Boru bulamadım. 60'lık böyle bir şey aldım. Bir de böyle bir şey aldım. Tornada işleriz diye. Bunun dışında işleyebiliriz, içinde işleyebiliriz diye. Yine buna şey yapmamız gerekiyor bizim. Ne? Plate. Al. Ha pardon. Şimdi kelebekleri biz... Kelebekleri de mi kendimiz sıfırdan yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ha, bunu bu plate'le birleştireceğiz o kadar. Ha, girişlerini yapacağız. Bu kadar. Biz şimdi ölçülerini alalım, tornacıya gidelim. Tamam. Bir gidelim istediğimizi deneyelim. Ha, olur. Salim abi, biz buna sadece hortum girişi yapacağız. Tamam, anladım. O zaman şöyle yapalım İbrahim'ciğim. Şimdi bunun yüzeyleri yamuk kesilmiş o. Yüzeylerini bir temizleyelim. Biz önce bir içini yapalım. Sıkıntı yok. Tamam, ondan sonra sen istediğin yerden kesebilirsin. Ha. Açılsın. Ama bize iki tane... Düz kesmen lazım. Onu sonra düz keseriz. Ortadan keser misin? Keseriz. Tamam onu. Sıkıntı yok. Şey olmaz. Var mı senin düzgün kesebileceğimiz testere var mı? Yok. Yok. Tornada kalemle keseceğim. Emine sağ ol. Teşekkür ederim. Ver bakalım abi. Böyle iyi gidiyor. Bir dakika. Abi sırf ondan dolayı diğer 3 tanesinin açısı kaçtı.
Sanki onun altını biraz almamız gerekiyor gibi. Ya diğer üçünün açısı kaçtı. Bir dakika abi, açı vereceğiz zaman bunu. Tamam, böyle ya. Tamam. Daha iyi. Tamam. Şu an çok güzel. Tamam. Her şey çok güzel. Tamam. Bu ITB denen hikayenin hesaplaması çok ciddi bir hesaplama ve ben bunu bilmiyorum. Şu an deneme yanılma yöntemiyle gidiyorum. Derken Instagram'dan bana bir sürü kişi döndü. Bilenler, yurt dışından yazanlar oldu. Bir Türk arkadaş, onunla da konuştum. Selam Ömer. Nasıl gidiyor? İyi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İlk önce küçük bir açıklama yapayım. Bu cam petlerin toplam boyu wide-ten olarak ölçülür. Şuradan itibaren. Şöyle, aynen. O yüzeyden bu hava wide'e gider. Valve kapalıysa valve'den geri teker, trampete gider, trampetin dışarısı açık hava olduğundan dolayı onu da bir duvar kabul edilir. Oradan geri teker, bu gidip gelip böyle bir rezonans yapar. Evet. İsterseniz dönünce ben size bunu güzel böyle beyaz tahtadan anlatırım. Belki çok iyi olur, çok iyi olur yani. Hachiroku'nun yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Hemen böyle girelim. Tesisatımıza bugün başlıyoruz. Tesisatımıza Doğukan abi daha gelmedi. Gelene kadar en azından biz beynimize, bütün pinlerimize, her şeyine gireceğiz. Sandalyemizi aldık lütfen. Bu çok önemli bir şey. Buradan oturacağız. Şimdi siz biraz sıkılabilirsiniz burada. Sonuçta biz birkaç saat boyunca burada çok sıkıcı bir iş yapacağız. Hani o pini bul, bu pini bul. O pini bul, bu pini bul. İşte seviyor, sevmiyor diye uğraşa uğraşa bunları ayıklayacağız ve sonrasında da inşallah akşam marş basarız yani. Yani umut ediyoruz. Saattir burada şöyle squat pozisyonunda duruyoruz. Tesisatlarımızı ayıkladık böyle aynı. İşte burası Afrika örgüsü. Burası başka örgü. Bunları ayırdık. Üzerlerine yazdık. Neyin ne olduğu, ne etti, hangi sensörlerin nerede olacağı gördüğün gibi. Şöyle yaparsak AS86'ımıza bir kirpik olur. Kaputu da kapatırsak böyle. Şimdi ise artık örgümüzü üzerine yerleştirdikten sonra buradaki tesisatımızı yeni beynimize göre pinlerini montajlayacağız. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the right. No time to have you learn. You make a like, now you don't like. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the right. No time to have you learn. Durum çok karışık. Kafalar çok karışık. Herkesin, ben dahil. Bugün bütün gün uğraştım şu ITB işi için. Bir tane poşetim var. O poşeti bir yerde unuttuğum için şu an devam edemiyorum. Bütün bu ara aparatlar vesaire falan. Enjektörlerden bir tanesini kaybettim. Onu da bulamıyorum. Bu gece marş basmayı ümit ederken yarına kaldığını... Ya tam şov yapacaktım. Neyse gel buraya anlatayım. Tesisatı söktük. Serhat oraya koyduk. Onu kendi kafa karışıklığıyla beraber. Orada çalışmaya devam ediyor. Selçuk sağ olsun. Beraber burada bunu nereye sokalım onu çözmeye çalışıyoruz. Buna yer bulacağız inşallah. Yani kafalar bayağı karışık. En tatlı şekilde öyle aktarabiliyorum duygularımı. Mesela hortumlar falan aldık. Ya bak hortumlar. Ama bu hortumların gel gelelim uymayan rekorlarıyla kafa yoruyoruz. Kafalar çok karışık. Bu da bir duygu. Bu da bir duygu. Diyeceğim. Ne yaşanıyor ya orada? Kafa yandı bak bitmiyor. Senin kafa yandı da şaplak mı atıyorsun? Artık duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. Yani
Şiddete başvurdum. Öyle söyleyeyim ama sana. Bu şiddet değil yani. Bak o gün her şey ters gitti. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak bitirmek zorunda olduğum bir proje. Heyecanlıyım ama o kadar aksaklıklarla karşılaşıyorum ki. Ya sürekli düşüyorum, tökezliyorum. Yeniden uğraş tökeze. Yani bu işin içerisinde bir de hani maddi gider de var. Çok ciddi. Zaman da gidiyor. Emek de gidiyor. Ve bir şeyler olumsuz olunca canı sıkılıyor insanın. Neyse olumsuz düşünmeyelim. Ben bu işin olacağına inandım. Zaten bu kanalın amacı da o. İmkansız dediğin şey aslında zaman ister sadece. Zaman ve şaplak ister. İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman ister diyelim. Motivasyonu yüksek tutalım. Üstün işe geldik. Bunları işleyeceğiz. Eski enjektör deliklerine uyarlayacağız. Diyeceksiniz bu ne olacak? Birazdan gösterelim olacağını. Uzatmayın. Bir vakum tüpü yapıyoruz. Şunu da hizalayabilirsin. Buraya tapak şey yapacağız. Fakat dişleri farklı. Buna diş açacağız ki bu uyusun. Bunun adı kılavuz. İşlemin adı kılavuz çekmek. Evet, geldiğimiz nokta. ITB'yi yerleştirdim şu anda. Borazanları yerleştirdim. Bak, burada problemimiz yok. Burada bir problemimiz yok. 3'te artık problem olmaya başladı burası. 4'te zaten kimse yok. Şimdi ya bundan feragat edeceğiz. Orijinal olduğu için kullanmak istiyordum ama ya bundan vazgeçeceğim. Bunu vazgeçersem zaten bir daha hiç kullanacağım bir şey değil bu. O yüzden şurayı ısıtıp içeri almayı düşünebilirim. Ciddi şekilde. Yoksa etkilenecek. Ama burası çok verimli. Burası çok verimli. Burası o kadar verimli değil. Bunu alayım bir. Yine çok verimli. Yine çok verimli. Bundan vazgeçeyim abi. Hiç bunu ısıtmakla uğraşmayalım. Buraya bambaşka bir su deposu yaparız. Kaybettiğim poşeti buldum. Ama aradan 2 saat mi ne geçti? 2,5 saat geçmiş. Bu süreç zarfında ITB'yi topluyorum. Bu süreç zarfında yakıt hattını çektik. Onu da göstereyim arkaya kadar. Benzin regülatörünü bağladık. Altına da benzin filtresini bağladık. Ben birazcık daha bugünkü konuştuklarımıza göre farklı bir yöntemi izliyorum. Bu şu anda böyle hortumların yerlerini belirleyelim diye cırtlarla dolduruldu. Kısmetse yarın son gün. Siz bu videoyu izlerken şu anda günlerden cuma akşamı. Videoyu pazar günü izliyorsunuz. Geriye kalıyor cumartesi. Of yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var. Baksana salmışsın gururu sokaklara. Of yine bir akşamüstü geldin aklıma. Saat 3 oldu. Hepimiz bittik. Bayağı yol kat ettik. Hala umudumuz var. Yarın bu iş bitebilir. Deneyeceğiz. Bak parçaları da doldurdum. Eksikleri de yarın tamamlayacağım. Devam. Hadi. Dağılalım olaysızca. Bitici bir dağıtçı. Bravo. Beni sizler yarattınız. 2 dakika şeye gittim. Ofise gittim. Dış ses çekimine. Diyorlar ki arabayı çalıştırdım. Basayım mı? Bas abi. Selçuk Apton sende. Bir saniye. Sen tut bakayım, dur. Tamam. Nasıl?
bari. Harbi çalışıyormuş. Videoda izlettik de. Ay gözlerim şey, gözüme şey karıştı. Bota spreyi kaçtı. Nasıl çalıştınız lan? Nasıl çalıştınız? Şey mi yaptım? Şey mi? Bizler bağladık. Yok yok, tek tek kalibre ettik. Onları isterseniz bir daha gösteririz, ederiz yani. Bizim için de zor mu? İlk kez böyle bir motor uğraştık. Kaç başlayacaksınız? Tek maaş var ya. Ben yokken tek başlayacağız. Evet. Şimdi bu ya. Çalıştık. Aynen, yüzler gülüyor. Çalıştık. Ne rol yapmaya gerek yok. Aynen. Biz dış ses çekmeye gittik, adamlar çalıştırdı. Elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi benzin pompasını bağlıyoruz. Ben yokken bunlar bilgisayarı kurmuşlar. İşte zıbızık ne yaptınız? Next. Yaptılar. Benzini kaçırdık da biraz. Onu bir sonraki bölümde anlatacağız. Şimdi benzin pompasını bağlayıp bir de benzin pompası çek. Öyle şeyler sıkıştırarak çalıştırmak kolay. Onu ben de yapıyorum yani. Sıkıntı yok abi. Yakıt hattını getirin. Bana arkaya yığın benzini. Getirdim, bağladım işte. Son şeyi de sıktım. Tamam, benzin yığın arkaya abi. Ben ondan sonra tamam, bunu çalıştırdım. Depomuz yok. Depomuz olmadığı için de şöyle bir çözüm yaptık. Gel yavru bak. Depo. Depo olarak bunu kullanacağız şimdi. Bu arabanın hakikaten benzin deposu hiç yok. Onu da yapacağız bu arada. Bir sonraki bölümlerde. Pompayı da aldırdık. Geri dönüş, geliş falan filan. Hadi ne bakıyorsunuz? Aracımızın beyin testi saatini dizdik. Orijinal gibi yerlerine montajladık. Biz bir kabaca zaten bir check-up'ını yapıp kalibre ettirdik zaten ne gerekiyorsa. Hadi abi. Ha direkt şey miyiz? O zaman bilgisayar alıyorum. Al. Yani alayım artık değil mi? Benzin tamamız. Hatta bir dakika ben bir basınç vereyim. Sen burada saatte okuyor musun basınç? Tamam, onu bir gör istersen. Buraya geri dönüş gelmedi daha. Basınç geldi. Geliyor. Bir aha geldi. Üstüm başım. 1.5 bar geliyor. Kaç? 1.5. Dur sıkayım bunu. Abi bir saniye kapat. 1.5 bar mı aldın? 1.5 onu bir 3.5'a getirelim abi. Getirelim abi. 4 yapalım abi. 4 yap abi. Evet. Var mı arttıran? Saat gecenin 4'ü. Oldu mu 4? Aha tam 4. Oğlum bu video tam olarak 8 saat sonra yayınlanacak. 8-7 saat sonra yayınlanacak bu video. Şey istersen gevşet o büyük olanı. Şey, biz bunun kurgusunu nasıl bitireceğiz acaba? Tamam bas abi. Bekle abi. Tamam sıkacaksın. Kaç evet, oldu? Tamam. 4 bar ayarladım abi. Hadi canım. O video soketimiz. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi 3 saniye pompamız çalışacak. 3 saniye pompa nereden çalışıyor? Bağlı değil ki arka depona. Ya doğru. Yani onu söylüyorum size işte. Sizi deniyordum yani. Evet. Şimdi bilgisayarımız oturdu. Bak efekt yapmadığımız bunun dönmesinden belli olacak biraz sonra. Şimdi başka. Deneyeceğiz ilk önce. Ben şöyle yaptım. Çok bir anda yakıtı fazla açmıyorum. Bucu mucu ıslanmasın. İlk önce deneyim. Araba atıyorum çalışır. Ondan sonra bir sonra stop eder. Ben onları buradan tek tek ayarlayacağım. Gaz sende Selçuk abi. Basıyorum. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma lütfen abone olmadıysanız kontrol edin. Çünkü izliyorsunuz, abone olmamışım diyorsunuz. Lütfen kontrol edin. Benim de en büyük motivasyon kaynağım o. Bu arabayı bitirebilmem için en azından bu tarz şeylere ihtiyacım var. Eğer ki projelerimin bir parçası olmak isterseniz şapkalarımdan, kupalarımdan, anahtarlıklarımdan aşağıda bıraktığım linkten alabilirsiniz. Bunların hepsi benim kendi ürünlerim. 500 bin takipçi olunca özel bir proje yapacakmışsın. Öyle dedin kanalda. Ne oluyor ya da? Ne evet. O? No, yani olayım ki yapabileyim. Ha sürpriz. Kaç yüz bin olunca ben görüneceğim? Sana bağlı. Kaçta görmek istersin?